Medya Haber'de gündemden merhaba. Bu akşam da Türkiye'nin gündemini konuşacağız. Türkiye'nin muhalif kanadındaki siyasetçilerle gündemini konuşacağız. Bir darbe tehdidi söylentisi iktidar üzerinden yayıldı. Bu darbe tehdidi gerçek mi, reel mi, suni bir yaklaşım mı, bunları değerlendireceğiz. Ve diğer taraftan erken seçim tartışmaları da özellikle hükümet medyasında yakın kesimlerde de iktidar medyasında yakın kesimlerde de konuştu. Erken seçim tartışmalarına da gireceğiz. Tabii konuşulan bir şey de normalleşmeye geçişle birlikte otoriterleşmenin de artacağı, yani iktidarın artık bir daha gitmemek üzere kalıcı olacak adımlara dönük yaklaşımlar geliştirdiğine dönük konuşulanlar da var kulislerde. Tabii tüm bunlarla birlikte özellikle 2015'ten bu yana AKP dönemine özgü söylüyorum. Hiç azalmadan ve sürekli katmerlenerek artan baskıları da konuşacağız. Hükümetin, iktidarın, AKP-MHP iktidarının baskılarını da konuşacağız. Kimlerle konuşacağız? Sayın Gülistan Kılıç Koçyiğit, HDP İzmir Milletvekili. Sayın Levent Tüzel, pardon, İzmir'de kaldığınız için İzmir dedim, Muş milletvekili, doğru. Sayın Levent Tüzel, EMEP Genel Başkan Yardımcısı ve Sayın Önder İşleyen, Sol Parti Başkanlık Kurulu üyesi. Ben her üçünüze de önce hoş geldiniz diyerek başlayayım. Ve ilk soruyu da Sayın Koçyiğit'e yönelteyim. Ondan başlayalım tartışmaya derim. Tartışılıyor, hala tartışılıyor. Yani iktidar bir darbe gündemi yarattı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun bir televizyon programında söylediği bir sözden. Ve ondan sonra peş peşe AKP-MHP yanlarından tehditler gelmeye başladı. Açık, aleni öldürmeler, sayı vermeler, komşuları katletmeler, kendine gazeteciyim diyenlerin tutup yaptıkları, yazdıkları, çizdikleri. Ne dersiniz bu gündeme ilişkin? Doğrusu hala tartışılan, konuşulan bir şey ve ilginç de bir süreç. Evet, iyi akşamlar diliyorum ben de bizi ekranları başında izleyen herkese. Herkese koronasız ve sağlıklı günler dilemekle başlamak istiyorum. Tabii AKP aslında çok yetenekli bir parti. Bu yeteneğini şu açıdan ifade etmek gerekiyor. Bütün olumsuzlukları, bütün büyük kaosları, bütün büyük badireleri aslında her seferine kendi lehine yontmayı başarmış, her seferine kendi lehine kullanmayı başarmış bir partiden bahsediyoruz. Oldukça pragmatist ve bu pragmatist özelliği gerekçesiyle de aslında çok hızlı partner değiştirebilen, çok hızlı gündem değiştirebilen ve çok yüksek miktarda aslında manipülasyon yapma yeteneğine sahip bir parti. Çünkü bunun araçlarına sahip. Bir taraftan iktidarı elinde tutuyor, bir taraftan havuz medyası var. Medyayı çok ciddi bir şekilde kontrol ediyor. Diğer taraftan da bölgede, dünyada yaşanan bütün bu kaotik sürecin kendisi bu manipülasyon içinde çok uygun bir ortam sağlıyor açıkçası. AKP'nin de aslında yaptığı tam da bu. Şimdi ne var? Bir dünya bir küresel kriz içerisinde. Kapitalist sistemin sonuçlarıyla insanlık yüzleşiyor ve küresel bir salgına her devlet, ulus devlet olarak bir şekilde yanıt oluşturmaya çalışıyor. Ki bu çok mümkün de değil aslında, bunu da görebiliyoruz. Ve Türkiye bunu beceremiyor. Yani bu yanıtı oluşturmayı sağlayamıyor. Çok ciddi bir kaos var aslında. Toplumun sağlığı hiçe sayılmış durumda. Her gün yüz binlerce, milyonlarca işçi fabrikalara, işliklere hiçbir koruma önlemi alınmadan can pahasına sürülüyor. Bir taraftan bütün bu korona salgınında savaş devam ediyor. İşte İdlib'de, Libya'da devam ediyor. Serikane ve Grisipi işgali devam ediyor. Ve bir taraftan da hükümet bütün bu krizin üzerine örtmek için de muhalifler üzerindeki baskıyı, şiddeti arttırıyor. İşte kayyumlar atandı bizim 8 belediyemize bu dönemde. Kars belediyemiz nezdinde bir linç girişimi var. Diğer bütün muhalif belediyelere dönük çok ciddi algı operasyonları var. Fakat bunlar da
AKP'nin bu yönetememe krizinin üstünü örtmek için yine de yeterli olmuyor. Çünkü mevzu çok derinleşmiş durumda. Bu bir siyasi kriz, ekonomik kriz, toplumsal kriz, sosyal kriz. Çoklu bir kriz ve bu krizin üzerine oturamıyorlar açıkçası. Krizi yönetemiyorlar, üstünü kapatamıyorlar. O zaman daha büyük bir manipülasyona, daha büyük bir baskı aracına ihtiyaç var diye düşündüler ve bunun için de çok hızlı bir şekilde darbe söylentilerini gündeme attılar. Şimdi bu ülkede herkes bilir, darbeyi kim yapar? TSK yapar. Çok açık ve net, yani bütün darbeler TSK eliyle yapılmıştır. Cuntacı generaller eliyle yapılmıştır ve onun siyasi set içerisindeki klikleri eliyle olmuştur. Sayın Canan Kaftancıoğlu'nun bir seçimi öngördüğünü, aslında AKP'nin yönetememe krizi sonucunda aslında bir erken seçimin kaçınılmaz olduğunu ifade etmesi, bırakın bir darbe tartışmasını, bir demokratik ülkede her siyaset yapanın her zaman her koşulda söyleyebileceği bir sözdür. Şimdi bunu maksatlı bir şekilde köpürtülmesi ve bir darbe tehdidiyle buluşturulmasının çok özel hedefli bir şey olduğunu görmemiz gerekiyor. Ortada bir darbe tehdidi yok ama aslında süren bir darbe var. Biz yani 15 Temmuz 2016'daki darbe ve arkasından ilan edilen 20 Temmuz o haliyle beraber zaten süreklileşmiş bir darbe sisteminin içerisinde yaşıyoruz. Bu AKP-MHP ittifakı eliyle her gün topluma karşı, demokrasi güçlerine karşı zaten bir darbe sistematiği işliyor ve bu kendisini bir tek adam rejimi olarak, bir diktatöryel olarak da sistemleştirmek, kalıcılaştırmak istiyor. Bu çok açık ve net. Fakat tersi, yani AKP'yi iktidardan edecek bir darbenin olmadığını ifade etmemiz gerekiyor. Bu darbe teorisi de çok tutmayınca, biliyorsunuz Ömer Çelik AKP sözcüsü bir açıklama yaptı. Aslında bir darbe gündemi yoktur Türkiye'nin dedi. Biz bunu işte CHP'nin söylemleri üzerine söyledik dedi. Fakat işi daha ileriye vardıran bir boyut var. Şimdi darbeden çıkardılar, meseleyi Erdoğan'a suikaste getirdiler. Çünkü şunu gördüler, darbe söylentileri etrafında toplum, daha doğrusu AKP'ye oy veren çevreleri konsilde olamadığını gördüler. Çünkü herkesin aş derdi var, iş derdi var. Kimse AKP'nin veya Tayyip Erdoğan'ın sarayları için kaygı duymuyor açıkçası. Çok açık ve net, yoksul insanlar kaynatamadığı tencerenin derdinde, ya hastasına bakmanın derdinde, hastalıktan hayatta kalma derdinde. Bütün bu dertleri varken valla Tayyip Erdoğan iktidardan olacak, işte darbe olacakmış meselesi aslında onlar açısından temel bir gündem olmuyor. Çünkü bunun olmayacağını da iyi biliyorlar. Onun için şimdi meseleyi lidere, külte sürekli önde tuttukları Tayyip Erdoğan'a getirerek onun üzerinden bir konsolidasyon ve onun üzerinden belki ileride de konuşacağımız aslında korona sonrası yeni otoriterliğin ipuçlarını, gerekçelerini bugünden oluşturmaya dönük bir yaklaşım olduğunu ifade edelim. Tamamen manipülasyona dönük, krizin üstünü örtmeye dönük, sistemin çözüldüğünü, çözülme yönlerini, çarpıklıklarını, çelişkilerini kapatmaya dönük manipülatif, gündem değiştirme amaçlı bir yöntem olduğunu ifade edebiliriz. Sayın İşleyen, sizinle devam edelim isterseniz. Bu darbe söylentilerle bağlantılı soracağım tabii ama iktidarın da zayıfladığını Sayın Koç Yiğit söyledi. Bu zayıflamayla birlikte ya da bir şekliyle ortaya çıkan olguların iktidar aleyhine olduğu görülünce yeni komplolar mı devreye sokulmak isteniyor? Yani AKP'nin ustalığından, tırnak içerisinde komplolar üzerindeki ustalığından Sayın Koç Yiğit de söz etti. Siz ne dersiniz? Ben de herkese öncelikle iyi akşamlar. Sağlık dilerim herkese. Aslında ifade edildi, Türkiye'de bir darbe gündemi yok. Üretilmiş bir darbe gündemiyle aslında karşı karşıyayız. Bunun arkasındaki temel nedense Türkiye'de çok ciddi bir krizle karşı karşıyayız. Türkiye'nin yoksulları, emekçileri çok ağır bir koşul içerisinde yaşamak zorunda kalıyor. Bu salgından önce de böyleydi aslında. Yoksulluğun, işsizliğin giderek derinleştiği, hayat pahalılığının arttığı bir dönem içerisindeyiz ve salgın bütün bu sorunları daha da derinleştirdi ve siyasal İslamcı rejimin ise Türkiye emekçi halkının sorunlarını bir çözümü yok. Dolayısıyla aslında biraz bu darbe tartışmaları, tehditler, şantajlar, bütün bunlar bir tür esas olan gündemin saptırılmasına dönük, bir tür iktidarın
kendisinin gevşek tabanına, gevşeyen ve giderek kopmaya yönelen tabanını tutmaya, onlarla toplumun diğer kesimleri arasındaki mesafeyi açmaya, araya duvar örmeye dönük bir hamlesi olarak gerçekleşiyor. Uzun vadeli bir stratejiye sahip olacak kadar bir kuvvete ve akla sahip olduklarını düşünmüyoruz. Bu dönem içerisinde özellikle. Çünkü ciddi manada Türkiye'deki temel sorunlara çözüm bulabilme kapasitesini, kabiliyetini, kurumsallığını, ekonomik birikimini ortadan kaldırmış bir iktidar var. Dolayısıyla da kendisini konsolide edebilmek, bugünkü tartışmalarda bir adım önde kalabilmek için bu tür gündemlere başvuruyor ve darbe tartışması hakikaten bir tarafıyla da ilginç bir tartışma. Çünkü AKP iktidarının ve onun bütün muhataplarının darbe karşıtı bir meşruiyetleri yok zaten. Yani öncelikle belki onu hatırlatmak gerekir. Çünkü Türkiye tarihi, evet, darbeler tarihidir ve bütün darbeler tarihi Amerikan emperyalizminin eliyle Türkiye'deki sağcılığın, siyasal İslamcı gericiliğin güçlendirilmesi için kullanılmış ve bütün bugün AKP iktidarını oluşturan bütün adımlar bu darbe süreçlerinden geçerek gerçekleşmiştir. Son 15 Temmuz AKP ve Fethullah ittifakının Türkiye'ye getirdiği noktada gerçekleşti ve 15 Temmuz'dan bugüne kadar da AKP'nin süreklileşmiş bir sivil darbe süreçleri içerisinde Türkiye yönetilmeye çalışılıyor. Bugüne baktığımızda ordu AKP'nin elinde, MİT AKP'nin elinde, polis AKP'nin elinde. Dolayısıyla bütün kuvvet onların elindeyken bir darbe tartışması yapmak, bütün bu güçlerine rağmen, bütün bu kuvvetlerine rağmen yaşadıkları temel bir zafiyetin bir ifadesi olabilir ki o zafiyette ifade ettiğimiz gibi toplumun kendi tabanlarını da içerisine alan emekçi, yoksul insanların giderek bu rejimle arasındaki çelişkinin derinleşmiş olması. Dolayısıyla da AKP'nin uzun süredir yaptığına benzer şekilde din üzerinden, etnik, mezhepsel ayrımlar üzerinden kendi tabanını konsolide etme, Türkiye toplumunu bölme ve %50 meselesinde çoğunluğu elde edecek şekilde bir strateji geliştirme noktasındaki siyaseti artık çok işlerlik kazanabileceği bir dönemde değiliz. Bir tür çok işte televizyona çıkan, işte sosyal medyada tehditler eden, 50 kişiyi öldürürüz diyen, benim listem hazır diyen bir şarlatanlık var ortada aslında. Bütün buraya kadar aslında gelmiş bir iktidar. Yani kendi her şey olmasına bu şarlatanlık, da... Bu şarlatanlık iktidardan destek görmüyor mu? Çünkü onlara karşı hiçbir yaptırım yok, onu sormak istiyorum. Evet, kuşkusuz ki iktidarın oluşturduğu siyasal iklim içerisinde bu şarlatanlık kendisini ifade etme olanakları buluyor. Bununla da yetinmiyor. Tabii ki hukukun hiçbir şekilde buna yönelik bir adım atmadığı bir tablo da ortaya çıkıyor. Bunları birleştirdiğimizde aslında böylesi bir terörize edilmiş bir atmosferde ülkenin, emekçi halkın gerçek sorunlarının bir miktar olsun üzerinin örtülmesi, özellikle de muhalefetin yönünün saptırılması, muhalefetin aslında bu oluşturulan sorun alanının içerisine doğru çekilmesi ve oradan bir karşıtlık oluşturulması bakımından belki AKP'nin başarısı, tırnak içinde söyleyebileceğimiz şey bu olabilir. Muhalefetin aslında tüm bu kriz içerisinde yönünün işte darbe tartışmaları içerisindeki saflaşmalar etrafına doğru çekilmesi, aklının çelinmesi ve bir tür yönsüzlüğe doğru itilmesi noktasında bir çabaları var. Temel gayeleri bu. Yoksa ortada ne bir darbe tehdidi var, ne de AKP bir darbe karşıtı bir siyasi organizasyondur, ne de Tayyip Erdoğan ya da başkası darbe karşıtı bir pozisyonda olabilecek insanlar. Tamamen üretilmiş bir darbe söylemi ve onun karşısında da bir tür sahte darbe karşıtı etrafında bir siyaset üretiliyor. Bizim bunun dışında bir ekseni kurma ihtiyacının... Evet. Peki. Sayın Tüzel, benzer bir soruyu size de sormak istiyorum ama özellikle bu son infaz yasasından sonra birçok mafya ve organize suç örgütü lideri de cezaevinden bırakılınca onların içindeki tartışmalar da basına, kamuoyuna yansıdı.
Gerçi AKP MHP onları uzlaştırdı görünüyor. Kendi kirli çamaşırlarını ortaya döktüler, eski defterleri açtılar. Şimdi bu bağlamda da değerlendirdiğimizde iktidar üzerinden kümeleşen bu kesimlerin aynı zamanda iktidar içindeki özellikle AKP MHP Ergenekon kanadındaki çelişkileri de dışa yansıtıp yansıtmadığını da sormak istiyorum. Tabii bu darbe gündemiyle ilgili de sizin görüşlerinizi almak isterim. Buyurun. Teşekkür ediyorum Fehim Hocam. Sizi, konuk arkadaşları ve izleyenleri selamlıyorum. İyi akşamlar. Arkadaşlarımız zaten güzel ifade ettiler. Yani içinden geçmekte olduğumuz süreçte iktidar nasıl bir manipülasyon hesabı içerisinde. AKP iktidarı, AKP-MHP bloğu bu 15 Temmuz'dan sonra bu darbe girişimini fırsata çevirmekte ve bunun üzerinde tepinmekte hayli maharet gösterdi. Bundan besleniyor. Ne zamanki muhalefet halkın sorunlarını, iktidarın açmazlarını ifade ettiğinde, çarpıklıkların üzerine gittiğinde hemen işte bu kolaylıkla darbe girişimi benzeri şeyler, sözlerle bastırılıyor, susturuluyor. Bütün bir toplum üzerinde aslında sopa sallanıyor. Uzun zamandır HDP üzerinde aslında böyle bir siyasi terör söz konusuydu. Fakat şimdi aynı şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'ne, işte Kemal Kılıçdaroğlu'na, İstanbul İl Başkanı'na, Özgür Özel gibi sözcülerine, temsilcilerine dönük onların ifadeleri üzerinden soruşturmalar ve topluma bunların farklı şekilde yansıtılması söz konusu. Elbette bu bir yani iktidardaki sorunların, ülkedeki sorunların birikmişliğinin bir göstergesi. Bunların başında da tabii ekonomik kriz, yoksulluğun, işsizliğin artmış olması, bu salgın sürecinin bunu daha da derinleştirmiş olması, temel belirleyen ekonomi bütün toplumlarda iktidarı belirlediği gibi şimdi bu sorunlarla boğuşan bir tekelci yönetim, kapitalist sistemin başında farklı olan Erdoğan'ın yönetimi, bir tek adam ve tek parti rejimi. Şimdi sizin Fehim Hocam açıklamalarınızda ya da program sunuşlarınızda da geçiyor. Yani bu bir zayıflamadan kaynaklı ya da yönetememe benzeri türdeki bir problemin yansıması ya da onun uç vermesi gibi. Bu bir yönüyle tabii ki böyledir. Doğru olan yanı var. İktidar hayli güç kaybetmiş durumda. Birçok vaat, işte yoksulluk, yolsuzluk, yasaklarla mücadele, o üç üye diye 2002'de iş başına geldiklerinde kullandıkları şey çok fazlasıyla kendilerinin uyguladıkları bir politika oldu. Dolayısıyla halk için güven endeksi açısından epeyce bir puan, kredi, prestij kaybetmiş durumdalar. Ama mesele sadece bu değil. Yani bugün devletleşmiş olan AKP, yani tek parti rejimi, bunları doğal olarak, kendi karakteristiği olarak, yapısı gereği ilerleyebilmesi için, ayakta durabilmesi için, bu inşa faaliyetini daha da tahkim etmek için, bu rejimi daha güçlü kılabilmek için bütün bunlara ihtiyaç duyuyor. Yani düşünün, Cumhurbaşkanı bir normalleşme takvimi açıklarken daha o sözler tamamlanmadan CHP liderine, Kılıçdaroğlu'na saydırmaya başlıyor. İşte Canan Başkan, Özgür Özel gibi şahsiyetlerin ifadeleri üzerinden, yani seçim tartışması üzerinden bunlar zaten darbeci demeye getiriyor. Şimdi seçim çokça tabii insanların aklına geliyor. Yani yönetemeyince ne olur, bu burjuva klikler, bu burjuva iktidarı seçime gider, el değiştirilir, benzeri türdeki şeyler. Ama yani Türkiye'deki özgünlük belki de bu Erdoğan, MHP destekli AKP yönetimi, tek parti, tek adam rejiminin özgünlüğü aslında kendi koşullarını
belirlemediği seçime gitme niyetini taşımadı. Seçim gündeminden öte, onu ayrı bir başlık altında uzun uzun tartışalım derim. Evet. Çünkü önemli. Ama bu özellikle son günlerde Bahçeli'nin de dikkat çeken bir açıklaması oldu. Yani bir şekliyle rest çekti bu açıklamasında. O da daha çok sanki iktidar içindeki bir çatışmanın dışa yansıması gibi gösterdi kendini. Bununla bağlantılı diğer o cezaevinden bırakılan Çakıcılar, işte Sedat evet. Peker'ler arasında yaşananlar. Bu bağlamda sordum. Yani iç çelişkileri evet. açmak için. Şimdi bu kısaca bir seçim konusuna geçelim sonra. Tamam. Elbette Bahçeli uzunca bir süredir şartlarla ve aslında tabii kendi güç kaybının bir sonucu olarak da iktidarla birlikte yürüyor. Erdoğan'la birlikte yürüyor. Adeta bir bitişik bir yaşam sürdürüyor ama bunu yaparken siyasette var olabilmek için aynı zamanda hem kendi tabanını hem milliyetçiliği ayakta tutabilmek hem de AKP tabanında söz sahibi olabilmek, iktidar üzerinde şartlarını, koşullarını yerine getirmek açısından şantaj politikaları da izliyor. Son infaz yasasındaki talepleri, işte bir takım mafya, çete, uyuşturucu benzeri türdeki unsurların salıverilmesindeki rolü bu açıdan görmek gerekiyor. Şimdi işte yeniden seçim benzeri işte kendi liderlikleri, kendi iktidarlarından söz etmesi de elbette olacağından değil. Ama özellikle işte Meral Akşener'in çıkışlarının belki de önünü kesmek açısından ve yeni şeyler kopartabilmek açısından bu bir siyaset tarzı. Yani yalana, tehdide, şantaja, fırsatçılığa dayalı bir siyaset. AKP için de böyle, MHP için de böyle. Burjuva yönetimi, kapitalist sistemin uyguladığı tarzdan bir tanesi. Şimdi elbette bu şeyler, yani bunların bırakılması... Bu toplumun büyük beklentisinin tersine bir infaz düzenlemesinin çıkmış olması, gerçekten düşüncelerinden dolayı gerçekten suç işlememişlerin cezaevinde hala tutuluyor olması, siyasi muhaliflerin esas itibarıyla mağdur edilmiş olması, bu AKP'nin de aslında arzu ettiği bir şey. Şimdi çıkmış olan çetelerle her zaman için devletin, bugünkü egemen sınıfların kirli işlerini görmekte iş yapmış, her tür kötülüklerin işlenmesinde rol oynamış bunlar yine görev alacaklardır muhtemel. Bu iktidar bloğunun istediği bir şey olacaktır. Peki. Sayın Koçit, buradan doğrusu seçim gündemi diyeceğim ama ne kadar neresinde nasıl tartışacağız doğrusu ben de bilemiyorum. Yani her an her şeyin olabileceği bir Türkiye çünkü. Hiçbir olasılığı da göz ardı edemiyor insan. Şimdi bu kulislerde normalleşmeyle birlikte erken ya da baskın bir seçime gidileceği de konuşuluyor. Çeşitli biçimlerde yazıldı. Hatta daha çok Türkiye'de İslamcı siyaset üzerinden bunlar konuşuldu ama haliyle gündeme gelince HDP'de, CHP'de, diğerleri de hodri meydan dediler. Klasik siyasetten mi hodri meydan dediler yoksa başka bir şey mi var? Ne dersiniz bu gündeme ilişkin? Ya seçime gitmeden önce aslında Levent Bey'in bıraktığı yerden bir iki şey eklemek isterim. Son infaz yasasını çok yönlü değerlendirmek gerekiyor. Yani bu infaz yasasında herkesin aldığı tutumu ve bu tutumların aslında tarihsel referanslarını biraz takip etmek gerekiyor. Bugün için MHP dediğimiz yapının sadece bir parti olmadığını, aslında devletin çelik çekirdeği dediğimiz ya da bir yani o asil unsurlardan dediğimiz derin güçleri yöneten bir dönem için yöneten yapı olması itibariyle çok simgesel bir önemi var. Bu yapı kimi çıkardı? İşte sizin söylediğiniz gibi o çeteleri çıkardı. Bir zamanlar devlet adına
bazı işlere karışan bir takım suçlara bulaşmış insanları çıkardılar ve bugün de bunlar arasındaki husumeti gideriyorlar. O zaman buranın bu davranışların bize bir şey anlatmış olması gerekiyor. Bu yani yandaşını çıkardı, çeteleri çıkardı, eli kanlı mafyayı çıkardı. Ama işte Selahattin Demirtaş'ı, Figen Yüksekdağ, Osman Kavala'yı da içeride tuttu. Muhalifler içeride tuttu. 90 bin gibi bir tutukluyu bıraktı, hükümlüyü bıraktı. Bu mesele bize bugünkü işte Sevda Noyan gibi, diğer Fatih Tezcan gibi bazı ucubelerin yaptığı açıklamalarla birleştirildiği zaman bir referans, bir yere işaret ediyor aslında. Bu yerin kendisini birazcık AKP'nin 2015 sonrası ve aslında öncesindeki çöktürme hareket planıyla beraber değerlendirdiğimizde bazı farklı planların olduğunu, yeni bir soykırım siyasetinin, yeni bir çöktürme harekat planının güncel ve farklı bir şekilde aslında devreye konulmak istendiğini ve bunun paramiliter gücünü, bunun silahlı çetesini, bunun basın ayağını, bunun sivil hedef gösterenini vesaire aslında bir şekilde yarattıklarını da gösteriyor. Onun için hani her ne kadar bu insanlara biz şarlatan desek de bir hakikati açığa veriyorlar. Olmayan bir şey söylenmez. Şimdi iki kişinin birden çıkıp listelerden bahsetmesi tesadüf olabilir mi? Tesadüf olamaz. İşte 107 binden fazla kaybolan silah var. TSK'nın resmi arşivine kayıtlı olan silahlar, 15 Temmuz'dan sonra kayıp olanlar. Yine bizim ondan sonra bildiğimiz, birebir de duyduğumuz, ya işte mahallelerde silah dağıtıyorlar, her eve 100 mermi dağıtıyorlar. İşte esnaftan, normal sivil insanlardan insanları alıp götürüp işte bazı kamplarda, bazı yerlerde eğitiyorlar gibi mesela birçok bilgi var. Bunları yan yana getirdiğimiz zaman çok daha temkinli olmak ve bütün bunları da gören bir yerden tartışmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamıyla 7 Haziran seçiminden sonraki konseptin daha da derinleşerek, daha da ilerletilerek devam ettirmek istediklerini ve bu yeni otoriterlik dediğimiz, evet, meselenin de biraz buradan ikame edilmeye çalıştığını söylemeliyim. İkinci peki mesele... O zaman tam bu bağlamda tekrarlayarak sorayım o zaman. Yani bu dediklerinizin hepsini yapan bir AKP, BHP iktidarı var ama diğer taraftan da göstermelik de olsa, şekli de olsa demokrasiye de ihtiyaç duyan tırnak içerisinde bir yapı var. Yani sonuçta seçimden vazgeçmiş değil. Ben seçim yapmayacağım demiyor. Bu hazırlıklarla ya da yeni çöktürme planı konseptiyle birlikte mi bir erken seçime gidiş söz konusu? Ya da öyle bir plan, öyle bir tasarım söz konusu? Ya evet, şu andaki sistemin meşruiyetinin tek gerekçesi kısmen de olsa bir demokratik olmamasına rağmen bir seçimin yapılmış olması. Bunu onlar da çok iyi biliyorlar. Yani bunu ortadan kaldırdıkları zaman artık başka bir yere doğru Türkiye evrilecek. Ama bu seçimin koşullarını her seferinde kendileri belirlediler. Hatırlayalım, biz 16 Nisan referanduma OHAL koşullarında gittik. 24 Haziran seçimlerine OHAL koşullarında gittik. Bu Türkiye'de OHAL'i siz Kürdistan'da sıkı yönetim diye tercüme edebiliriz her birimiz. Bugün içinde eğer bir seçim olacaksa bu seçimin koşullarının yeniden belirleneceğini ve masa üzerinde kazanmayı sağladıktan sonra bir seçime gireceğini bilmemiz, öngörmemiz gerekiyor. En azından akıllarında bu geçiyor. Yani AKP, Tayyip Erdoğan her seferinde matematiksel olarak masada kazandığı aritmetiği kurdu. Daha sonra bu aritmetiğin sahadaki uygulamasına geçti. Ne yaptı? YSK eliyle birçok uygulama yaptı. Yerel seçimlerde asker, jandarma kaydırdı. Seçimlere müdahale etti. Şunu yaptı, bunu yaptı. Ama her seferinde masada bu planı vardı. Şimdi bu AKP'nin desteği %40 bandının altına, %37-38 bandına gelmişken Tayyip Erdoğan'ın her ne kadar salgın sürecinde görev onayı artmış olsa da aslında çok hızlı bir şekilde erime bandına gireceği bir dönemde seçime girmeleri aslında bile bile lades olmaz mı? Bile bile lades olur. O zaman bugün için bir erken seçim tartışmasını, işte hazine tam tıkırken, enflasyon bu kadar, işsizlik bu kadar artmışken ve yönetememe krizi bu kadar ayyuka çıkmışken bugün için bir erken seçim beklemek bence yanılgılı olacaktır. Şunu düşünmemiz gerekiyor. AKP yapacağı ilk erken seçimin koşulları için bugünden arayış içerisindedir. Bu arayışın toplumun lehine, muhalefetin lehine, demokrasinin lehine olmayacağını bilmek durumundayız
ve o paramiliter güçler, Libya'daki unsurlar vesairelerle de birleştirdiğimizde bugün Tayyip Erdoğan'a yönelik işte onun canına kastetme meselesi gibi bazı şeylere de yan yana getirdiğimizde aslında %100 kazanacakları bir seçime hazırlık yaptıklarını ya da seçim koşullarını ortadan kaldıracak bir Türkiye yaratmak istediklerini görmemiz gerekiyor. Ama ben en azından şu bu atmosferde, bu koşullarda bir erken seçim yapmaktan kaçınacaklarını düşünüyorum açıkçası. Peki. Ben Levent Bey'e geçeyim buradan. Levent Bey, siz ne dersiniz bu tartışmalara ilişkin? Özellikle Gülistan Hanım da bazı başlıklara dikkat çekti ama normalleşme sürecinde hem bir seçime gidilebileceği tartışması var, hem de aslında otoriterleşme zeminini daha da güçlendirecek yeni adımlara dönük olgular da var. Doğrusu başta da dediğim gibi yani ilginç bir dönemdeyiz ama aynı zamanda yoruma ihtiyaç duyulan yaklaşımlar da bunlar. Ne dersiniz? Evet. Sevgili hocam, ben şimdi bunları Gülistan vekilimi de dinlediğimde tabii katıldığımız yönler var. Ancak bu demokrasi güçleri, işçi sınıfı ve emekçi halklar açısından bu seçim tartışmalarını son derece tehlikeli buluyorum. Yani burjuva yönetimler bu tür şeyleri sıcak hep böyle masada tutarak, devrede tutarak oyalama ve bir beklenti yaratma taktiğini izlemişlerdir. Şimdi Erdoğan'ı, bugünkü tek parti rejimini seçime zorlayan ne var Allah aşkına diyeceğim. Yani bugün onları bir seçim yapma ihtiyacına götürecek hangi koşullar var? Sadece yani ekonominin kötüye gidiyor olması ve derinleşen bir kriz bunun için şey midir? Gerekçe olabilir mi? Erdoğan çok açık bir şekilde ben bu ülkeyi bir şirket patronu gibi, CEO'su gibi yönetmek istiyorum dedi. Ve şimdi onu zaten yapıyor. Ekonomi bakanıyla, damadıyla, varlık fonuyla, meclisi toplanmaya gerek duymayacak, acil ne iş var ki diyen bir meclis başkanıyla. Ve bütün burada bir de muhalefeti var. Ana muhalefet dediğimiz CHP seçim falan istemiyor. Seçim diye bir şeyleri yok. Sadece lafı olduğunda hodri meydan diyen bir muhalefet söz konusu. İktidarı seçime zorlayacak kitle hareketleri, halk protestoları, işçi grevleri, böylesi bir sosyal hareketlilik mi var? Yani bir toplumsal bir hani kırılma hali olur ve hani bir nefes almak açısından iktidar belki buna ihtiyaç duyabilir deriz ama niye seçime gitsin? Yani demin de söylendiği gibi ve son özellikle Mart ve İstanbul'da Haziran'da yenilenen yerel seçimlerde de görüldüğü gibi Erdoğan kendisini güvencede hissetmediği sürece seçimi tercih etmeyecektir. Bakın şimdi... O zaman şöyle sorayım, yani seçim gündemi nereden çıktı? İktidar bilinçli bir şekilde mi gündemimize soktu bunu? Yani iktidar tabii rakamlarla oynuyor, çokça yalanlara başvuruyor, çokça manipülasyon yapıyor. Yani bunlar dolayısıyla bu siyasette, yani bugünkü iktidar siyasetinde ve onun burjuva muhalefetinde çokça rastladığımız şeyler. Yani bunlar tabii ki olmayacak şeyler değil. Yani ülke birçok şeye de gebe. Şimdi istediği gibi yönetiyor. Hani kendi bütün o zorluklara rağmen, bütün sınıf ayrımı, çelişkileri bu salgın vesilesiyle iyice su yüzüne çıkmış olmasına rağmen hala kararlar alıyor, yönetiyor toplumun önemli bir kısmından olsa da yine sosyal destekler benzeri şeylerle rıza alıyor. Hani çokça kullanıldığı anlamıyla. Dolayısıyla gemisini yüzdürüyor ama nereye kadar derseniz. Ve burada zorlandığında tabii ki bir seçim faktörü yine gündeme gelecektir. Şunu söylemek istiyorum. Bakın şimdi güncel bir tartışma var. Şu avukatlık kanunda değişiklikle baroların
yapısını, seçim sistemini sadece baroların da değil tabii ki tabip odasından mimar mühendislere, meslek örgütlerinin yapısını değiştirme girişimi. Nereden başladı tartışma? Diyanet İşleri Başkanı'nın yaptığı açıklamaya Ankara Barosu'nun burası layık bir ülke, dur bakalım demesinden başladı. Ama ardından hemen bir iktidar tarafından başta Erdoğan olmak üzere yüklenme, soruşturma ve meclise talimat verildi. Açılır açılmaz bunu yapacaksınız. Yani öyle bir grubun yönettiği bir baro olmaz. Ne olacak? Çok sesli olacak, çoğulcu olacak. Nispi temsil gibi kulağa hoş gelen demokratik girişimlermiş gibi. Oysa ki bunun ardında niyet ne? Bütün itiraz noktalarını, bütün muhalefet noktalarını susturacak. Yani orada gerçekleri ve ihtiyacı, çözümü, demokrasiyi dillendirecek bütün güçleri, o yetkiyi, o gücü ellerinden almak. Şimdi böylesi bir otoriterlik, böylesi bir diktatörce uygulama, böylece bir gericilik ve faşizmi bir politik sistem olarak her geçen gün attığı adımlarla yürütmeye ve kurumlaştırmaya çalışan bir iktidarın yani böyle seçim ihtiyacı benzeri şeylere gitmesi gerçekçi değil. Yani bu şunun için tehlike olarak bunu görüyorum, paylaşıyorum ve sizler aracılığıyla da uyarıyorum. Yani bizim dikkatimiz halk güçlerinin, demokrasi isteyenlerin, bu ülkede barış, kardeşlik, huzur, alın terinin hakkını almak, sağlıklı yaşamak isteyenlerin şunu görmesi gerekiyor. Evet, bu iktidar aslında halkın sağlığına zararlı bir hale gelmiştir. Ama yani bu iktidarın gitmesi açısından bizim bir takım işte seçimler şu zamanda olacak, erkene mi çekilecek benzeri tevatürlerle oyalanmak yerine hak mücadelesi vermek. Hak mücadelesi başta sağlık haklarımız olmak üzere. Onları konuşacağız ayrıca muhalefetin ne yapacağını. Evet. Ayrıntılı detaylı konuşacağız. Ben buradan müsaade ederseniz Önder Bey'e geçmek istiyorum. Her iki konuğumuz da aslında seçim gündemini iktidarın manipülatif olarak kendi lehine kullandığını söyledi ama şöyle de bir gerçeklik var. Yani bunca otoriterleşen ve tüm devlet mekanizmalarını kontrol altına alan bir saray rejiminden seçimle sonuç alabilmek mümkün mü? Gerçekten yalnız başına seçim deyip hadi seçimde bunu yeneceğiz demek mümkün mü? Bir de bu bağlamda erken seçim tartışmalarını siz nasıl değerlendirirsiniz? Evet. Aslında ifade edildi. Erken seçimle ilgili yani şu tarihte olabilir, baskın seçim olabilir ya da olmaz kanaatlerin her birine dönük akla uygun açıklamalar var. Ama bizim şunu değerlendirmemiz gerekir. AKP iktidarı seçimleri kendisi açısından en uygun zamanda, en uygun anda yapmayı alışkanlık hale getirmiş bir iktidar. Dolayısıyla da önümüzdeki süreç olağanüstü bir süreç içerisindeyiz zaten. Bir bu şartları kendi lehine oluşturduğu koşullarda ya da önümüzdeki dönemin kendi aleyhine gelişebileceğini gördüğü koşullarda bir seçime de başvurabilir. Ama temel mesele aslında buraya gitmeden önce birkaç şeyi ifade etmek istiyorum. Birincisi AKP iktidarı evet şimdiye kadar referandumu, başkanlık referandumundaki hileli seçim dahil olmak üzere 7 Haziran 1 Kasım arasındaki yürüttüğü siyaset ve aldığı sonuç dahil olmak üzere seçim sonuçlarını da değiştirme konusunda maharetleri olan, bu konuda kuvvete sahip bir iktidar olarak geldi. Dolayısıyla da aslında klasik bir iktidardan söz etmediğimizi tartışıyoruz. Ama şunu da hesaba katmamız lazım. Aynı AKP iktidarı son yerel seçimlerde, özellikle İstanbul seçimleri başta olmak üzere sonucu değiştirecek pek çok çaba içerisinde girmiş olsa bile sonucu değiştirecek bir güce sahip olamadı. Dolayısıyla aslında bütün her şeyi yapmaya, her şeyi istediği gibi planlayan, her şeyi kurduğu gibi gerçekleştiren ve beklediği tüm sonuçları alabilecek bir muktedir iktidar profili de çizmememiz gerekir. Çünkü
belirli bir kuvvet dengesinde değişimden söz ediyoruz. Yani birkaç şeyden söz ediyoruz. Birincisi, siyasal İslamcı rejime geçiş sağlandı başkanlık referandumuyla birlikte. Ama tam anlamıyla iktidar kurumsallaştıramadı kendisini ve hızla bir krize girdi. Hegemonya krizine girdi, ekonomik krize girdi. Bir diğeri kapitalist sistem, dayandıkları neoliberal küresel sistem ciddi bir krizde. Dolayısıyla bugünkü iktidarın temel olarak hem rejim krizinin hem devlet krizinin iç içe geçtiği ciddi bir sorunla karşı karşıya ve Türkiye toplumunu bir arada tutabilecek, en azından büyük bir kısmını ikna edebilecek, rızasını alabilecek bir ideolojik, sosyal, ekonomik kapasitesini kaybetti. Bunun nedeniyle de zaten baskı ve zor politikalara yöneldi ama burada da belli bir sınıra dayandı artık Türkiye. Yani herkesi asacak mı? Herkesi ellerinde silahla hepimizi öldürecekler mi? Türkiye'yi böyle mi ele geçirecekler? İşte Türkiye toplum 20 yıla yakın zamandır elindeki bütün kuvveti kullanarak teslim alınmaya çalışıldı ama Türkiye toplumunun büyük bir kısmı bu iktidara teslim olmadı. O yüzden önümüzdeki süreci ben daha çok böylesi bir tıkanma, AKP iktidarının kendi krizini aşabilecek bir kapasiteye sahip olmadığı, muhalefetin de henüz bir değiştirici kuvvet olarak ortaya çıkmadığı bir tabloda bir araf durumunda Türkiye ve biz onun krizini yaşıyoruz. Yani krizin tek kaynağı AKP'nin kuvveti değil, muhalefetin belirli bir kuvvet kazanmış olmakla birlikte henüz bir değiştirici bir güven unsuru ve siyasal bir şeye, yani alternatife, topluma güven verecek siyasi bir alternatife dönüşememiş olmasından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. O yüzden önümüzdeki dönemin tek belirleyicisinin AKP'nin kurduğu stratejiler olabileceğini, dolayısıyla da istediği zaman istediği şeyi yapabilecek kadar bir kuvvete sahip olabileceğini de düşünmüyorum. O yüzden toplumun çok acı çeken yoksulluk içerisinde, yani 1.000 liralık bir şeyle geçinmeye çalışan, bugün bu salgın koşullarında milyonlarca insanı var ve Türkiye'de bir tarafta yalılarda oturanlar ve yalılarda bu salgını rahatlıkla geçirip insanlara sokağa çıkmayın ha diyenler, bir tarafta da milyonların her gün bu koşullarda işe gitmek zorunda kaldığı, faturalarını ödeyemediği bir temel sınıfsal bir çelişkinin bütün dünya ölçeğinde ama Türkiye'de çok açığa çıktığı bir tablo var. Yani bu tablonun üzerine böyle bir iki sopayla sopa vurarak, işte biraz muhalefetin kafasına sopa vurayım, biraz odaların, meslek örgütlerinin kafasına sopa vurayım diyerek yönetebilme durumu yok. O zaman bizim bu bugünkü çürümüşlüğün içerisinde onu değiştirecek olan bir siyaseti, bir umudu, güveni ve bir siyasi alternatifin inşa edilmesini alan bir siyasi mücadeleye geçiş yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Peki, bunu konuşalım o zaman. Dedikleriniz önemli çünkü aslında seçim gündemini tartışırken gidip geleceğimiz noktanın bir şekliyle bu olduğu çok açık. Şu anda da 3 siyasal partinin yöneticileri, temsilcileri, vekilleri olarak karşınızdasınız. Ne yapmak lazım? Sayın Levent Tüzel'den başlayalım. Aynı zamanda Demokrasi İçin Birliği'nin de aktif üyelerinden birisiniz, değil mi? Uzun zamandır yürüttüğünüz bir çalışma dört var. Dört yılı geride geçti. Bıraktık. Evet. Demokrasi için bir çalışmalar devam ediyor. Şimdi Önder arkadaşımız... Yani özellikle Demokratik İttifak üzerinde duruyorum. Yani bir şekliyle bir Demokratik İttifak sağlanacaksa bu çalışmayı, bu çabayı nasıl yürüteceksiniz? Evet, şimdi Önder arkadaşımın dediklerine katılmak ve bir kısmıyla da tamamlamak da istiyorum. Tabii yani şöyle bir sonuca varılmamalı. Evet, tek parti ve bütün devlet gücüyle topluma baskıyı, şiddeti boca ediyor, kuşatıyor, bölerek, kutuplaştırarak, tehdit ederek, sopa sallayarak yönetmek istiyor. Ama bu tabii ki sadece bu iktidarı muktedir olmak ve halka rağmen bu ülkeyi yönetmek şansı tanımıyor tabii ki. Bu açıdan bakıldığında da anketler ve geçen zaman içerisinde güç kaybeden bir iktidar olduğunu da görüyoruz. Ama mesele şu, güç kaybeden iktidar karşısında
muhalefetin, yani demokratik muhalefetin bir alternatif olabilmesi, halka güven vermesi ve en çok da yani işte bizlerin bir araya gelerek kurtarıcılığa soyunmaktan ziyade halkın doğrudan demokrasiyi gerçekleştirecek tarzda bütün bu yaşanmışlıkları, bu işte biraz önce de vurgulanan ayyuka çıkmış adaletsizlik, sınıf çelişkileri ve savaşçı politikalar karşısında kendi geleceğine sahip çıkması, kendini yönetmesi, demokrasinin tam anlamıyla hayata geçmesi. Bunun kolay olmadığını ama bunun buna mecbur olduğumuzu, buna muhtaç biraz daha somuta girmek istiyorum hocam. Evet. Kusura bakmayın, araya giriyorum. Yani uzun zamandır konuşuyoruz aslında. İktidar karşısında güçlü bir demokratik blok olsa, A'dan Z'ye ben demokrasi yanlısıyım diyen herkesin yer alacağı bir demokratik blok olsa, en nihayetinde bu iktidar bugünkü kadar rahat olamaz. Bunu biliyoruz. Ama iş onu gerçekleştirmeye gelince 50 bin dereden su getirilir. Sonuç itibariyle bir bardak su doldurulamaz ve iş olur da varmaz. Yani daha somut söylemek gerekirse, gerçekten bu konuştuğumuz uğursuzlukların tümünün ortadan kalkması için demokratik muhalefet neyi yapamıyor, nerede eksik bırakıyor? Onun üzerinde durmak istiyorum. Ağırlıkla bu somutlukta konuşursak bence daha verimli bir sonuç alabiliriz diye düşünüyorum. Evet, yani uzunca bir zamandır aslında demokrasi için birlik çalışmalarında da bu başkanlık rejimi, tek adam rejimine karşı demokrasi için, halk demokrasisi için, hani temsili demokrasinin de ilerisinde bir yerellerden başlayarak mahalli iş yeri ilçelerinde, kentlerinde bir halk katılımıyla bir demokratik bir yönetime geçiş için birleşik, örgütlü bir mücadele çağrısı, bunun ağlarını örme uzunca bir süredir hepimiz aslında bu ekranda olan bütün siyasi güçlerin temsilcileri çaba ve çağrılar içerisindeyiz. Şimdi burada önemli bir unsur olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin temsilcisi yok tabii ama konuşmamız gerekiyor tabii. Yani bugün CHP'nin muhalefet tarzı ve yani sadece durumu teşhis eden, durumu tespit eden, buna dönük eleştiriler sunan ama ötesinde gel konuşalımdan öte bir şey demeyen ve mesela Millet İttifakı diye bir birlik oluşturup bu Millet İttifakı'nın Akşener'in olduğu ayağı son derece önemseyen Kemal Kılıçdaroğlu HDP'nin meclisteki üçüncü bir parti olarak varlığının, bütün bu saldırılar karşısında varlığının önemini, gücünü, savunulmasını ve ülkede demokratikleşmede bu gücün değerlendirilmesi konusunda yeterli güven verici bir değil bir şey çalışma, söylem içinde dahi değil. Şimdi bu açıdan bakıldığında bakıyoruz şimdi Cumhurbaşkanı'na bütün partileri toplasın, masaya çağırsın diyen Meral Akşener ama işte HDP'yi hariç tutan bir Meral Akşener, İyi Parti'nin varlığı Cumhuriyet Halk Partisi için adeta vazgeçilmez görünüyor. Şimdi dolayısıyla demokrasi mücadelesi bir tutarlılık gerektiriyor. Biraz burada CHP'ye değinmek istiyorum. Sayın Kılıçdaroğlu 23 Nisan vesilesiyle bir 16 maddelik manifesto ve tüm demokratlar birleşin, yani bugünkü mevcut rejim dayatmalar ve çıkmazlar karşısında. Yani güzel bir çağrı. Tabii demokratların birleşmesi gerekiyor ama gerçekten demokrat olanların, gerçekten demokrasi isteyenlerin, sadece eskiye dönüş değil. Şimdi hani eskiye dönüş, şimdi yeni normal benzeri türde laflar kullanılıyor ya. Yani bugün toplumun ihtiyacı nedir? Toplumun ihtiyacı hep herkesin ağzında. İş, aş, işte barış, kardeşlik, huzur, refah, herkesin adilce bir pay alması vesaire falan. Ama burada bunları söylediğinizde
sınıf çelişkilerini bir kenara koyarak bunları söylemenin bir anlamı yok. Hadi onları geçtim. Evet. Gerçekten yani bu iktidardan neşet etmiş diyelim ki. 20 yıla yaklaşan bir iktidarın önemli bir sürecinde yönetme pratiğini paylaşmış bir tarafıyla Davutoğlu, bir tarafıyla Babacan. Şimdi bunların da sadece tek parti rejimine karşıt olmaları gerçekten bir demokrasi gücü anlamına gelmiyor. Şimdi Sayın HDP temsilcisi vekilimiz de burada. Şimdi HDP'de demokrasi ittifakı diyor, çok doğru, hepimizin söylediği bir şey. Ama bu ittifakın güçleri kimler olacak? Bunu demokrasiden ne anladığımız, nasıl bir program etrafında, bugün hangi acil talepler etrafında ve hangi güçlerle bu ittifakı kuracağız? Şimdi bir tarafta Millet İttifakı bloğu var, bir tarafta iktidarın temsil ettiği Cumhur İttifakı var, AKP-MHP bloğu ve bunların ötesinde, yani bu diyeceğimiz işte burjuva yönetimler, burjuva klikler karşısında bir halk seçeneği oluşturmak, bunun temel güçleri aslında siyasi güçleri buradadır. Bunların öncelikle böyle bir çalışmayla halkın karşısına çıkıyor olması lazım. Yani CHP açıkçası, şimdi somut konuşalım dediniz, burada da bu vesileyle konuşmak istiyoruz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi bugün halkın kendisinden olan beklentiye yanıt verecek bir gerçek bir muhalefet çizgisi, çalışması, pratiği sergilemesi gerekiyor. Tutarlı onu yapmıyor muhalefet sergilemesi gerekiyor. Bu yeterli olmuyor ve şimdi bakıldığında yani birlikte mücadele, yan yana mücadele, yerel yönetimlerde mesela belediyelerin bugün salgınla mücadelesinde belediyeler ekmek dağıttı diye, gıda dağıttı diye, bağış topladı diye neredeyse görevden alınacaklar. HDP'ye yapılan kayyum muamelesi buralarda da oldu. Şimdi bunların karşısında daha güçlü bir ses çıkartmak. Yani bugün adalet talebiyle sokaklarda yürünen günler aslında aranıyor. Böyle bir cesaretli çıkış. Yani iktidar, bir şununla tamamlayayım. Yani iktidar kendi içinde çözülecek, muhalefet bu çözülme sürecinde güç toplayacak, iktidarın yanlışlarından kalkarak halktan destek alacak gibi bir bekle gör tutumu ve bu tarz bir muhalefet bizi başarıya götürmez. CHP'nin bu çizgiyi terk etmesi gerekiyor öncelikle. Peki. Yine tabii buna değineceğiz. Peki, bunu konuşacağız, görünen o. Sayın İşleyen, sizinle devam edelim istiyorum. Siz biraz önce aslında başladınız ama yarım kaldı bir şekliyle. Gündemi ona getireceğimiz için ben özellikle sıralı gitsin istedim. Ne dersiniz özellikle bu demokratik ittifak konusunda Sayın Tüzel bu konuyla ilgili CHP'nin tutumunu da değerlendirdi. Siz bu konuyla ilgili ne dersiniz? Gerçekten somut olarak ne yapmak gerekir? Sadece gerekçe üretmek aynı zamanda bu cepheyi de zayıflatan önemli bir etken. Görünen o. Evet, şimdi ben önce ülkedeki verili bir cepheleşme var. Belki onun altını çizebiliriz. Bir tarafta AKP-MHP bloğunun temsil ettiği bir toplumsal tabandan destek alan bir cepheleşme var. Ve bunun karşısında da aslında toplumsal alanda farklı siyasi temsiliyetlere tekabül eden, bunun bir kısmı AKP içerisinden parçalanarak çıkan gruplara da tekabül eden, bir tarafı İYİ Parti'ye, bir tarafı CHP'ye, bir tarafı HDP'ye, bir tarafı devrimci sosyalist güçlere kadar uzanan, temeli de aslında toplumsal alandaki saflaşmadan kaynaklanan bir cepheleşme var Türkiye'de ve son aslında birkaç seçimdir Türkiye bu doğal cepheleşme içerisinde süreci yaşamaya devam ediyor. Bugün de aslında böylesi bir şey var ve sürüyor. Özellikle toplumsal alandan ve siyasal alana yansıması şekliyle. Peki temel eksik ne dersek, yani bugün ne yapmak lazım? Tam da bugün aslında birincisi, dediğim gibi hani çok altını çizdim ama bu acılı halkın gerçekten onunla özdeşleşen, onun sorunlarına sahip çıkan,
onun içerisinde yoğrulan, derdine derman olmaya çalışan bir toplumsal siyasete ihtiyacımız var. Yani sadece bizim kuracağımız işte belirli bir dönemde olacak seçim ve seçime giderken bir aritmetik oluşturma ekseninde nasıl başarabiliriz sorusu yeterli bir soru değil. Esas olarak bugünün içerisinde bunları aramamız lazım. Muhalefetin en önemli eleştirisi, muhalefetin CHP'yi de tartışıyoruz burada, en önemli eksiklerinden bir tanesi mevcut rejimi tadil etmeye, mevcut sistemi restore etmeye dönük bir siyaseti temel almış olması. Elbette ki bugün önümüzdeki en önemli meselelerden biri bu mevcut Türkiye'yi karanlığa götüren iktidarın değişmesi meselesi. Ama bunun nasıl olacağı ve Türkiye içine sürüklediği bu karanlıktan nasıl çıkacağımıza ilişkin gerçek bir çıkış yoluna ihtiyacımız var. Eğer Türkiye'deki mevcut rejimi restore etmeye, AKP'nin belirli bir dönemine dönmeye, 2002'lere, 2010'lara vesaireye dönmeyi temel strateji haline getiren bir muhalefet, tabii ki şunları dışarıda bırakmak durumunda. Bu çerçevede sağa doğru yaslanan bir siyasetle Türkiye'nin en önemli meselelerinden biri laikliği. Yani işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun 16 maddelik deklarasyonu da ifade edildi burada. Evet, işte 16 madde var, laiklik yok içerisinde. 16 madde var, onun içerisinde neoliberalizm karşıtlığı ve onun yarattığı özelleştirmelere karşı bir kamusal çizgi yok. O yüzden bugün esas olan şey sol bir siyasetin, sol bir programın, solun tarihsel devrimci geleneğinin de birikimlerine sahiplenen ve bugünün sorunlarını işte 30 yıllık neoliberal küreselleşme çağı bütün gümbürtüsüyle çöküyor. Özelleştirmeler güzelleştirir diyenlerin geldikleri durum ortada bugün. Hastaneleri özelleştirdikleri için insanlar ölümle burun buruna yaşamak zorunda. Bütün kamu hizmetlerini, bütün kamu varlıklarını satanların, doğayı tahrip edenlerin getirdiği yer Türkiye'yi ya da dünyayı ortada. O zaman bunun karşısında köklü bir düzen eleştirisini içeren radikal bir muhalefet çizgisine ihtiyaç var. Tüm dünyada böyle bir şeye ihtiyaç var. O zaman şöyle bir şey sorayım. Yani sol parti yalnızca sol demokratik birliği mi savunuyor? Böylesi bir ceberut yapılanma karşısında sadece bir sol demokratik birlik üzerinden etkili bir sonuç alabilmek mümkün olur mu? Merak ettiğim için soruyorum, açmak için soruyorum. Yani başta ifade ettiğim gibi Türkiye'de doğal bir cepheleşme var ve biz bu cepheleşmenin içerisindeyiz. Kendimizi de burada konumlandırıyoruz zaten. İçinden geçtiğimiz seçim süreçleri, mücadele süreçleri içerisinde böylesi bir konumlanma içerisindeydik ve Türkiye'deki bugün baş çelişki AKP iktidarının Türkiye'deki oluşturduğu sistem ve onun değiştirilmesi mücadelesidir. Buradan kopmadan bunları söylüyorum ama bunları söylerken gerçekten bu iktidar karşısında topluma güven verecek bir siyasi alternatiften söz edeceksek solun Türkiye'de kuvvetlenmesine ihtiyaç var. Yani sol değerlerin, sol bir siyasetin kuvvetlendiği oranda Türkiye'deki bu rejimi değiştirecek bir etken olarak ortaya çıkabilir ve biraz önce söylediğim bu pat durumunu da değiştirecek bir kuvveti buradan yaratabiliriz. Çünkü mesele sadece kuvvet meselesi değil, bir siyaset meselesi de ortada duruyor ve eğer düzen böyle alt üst olmuş giderken düzenin bir tür reform ederek temsilcisi olmaya çalışan bir muhalefet hareketi değiştirici bir güç olarak ortaya çıkamaz zaten. Esas olan şey bugün bütünüyle battı. Yani sadece ekonomik sistemi olarak söylemiyorum, tamamlayayım. Ekonomik sistem olarak söylemiyorum. Sosyal sistem olarak, yaşam değerleri olarak işte İslamcılık Türkiye'ye iyilik getirecek, güzellik getirecek dedikleri iktidar yapısı ortada. Ensarları ortada, yarattıkları insan tipleri ortada, değerleri ortada. Bütün bunlara karşı mücadele edecek bir bütünlüklü siyasi, kültürel bir alternatifi ortaya çıkarmak lazım. O yüzden Türkiye'nin önümüzdeki dönemi açısından solun, sol siyasetin ve sol bir politikanın kamuculuk ekseninde ki laiklik eksenindeki, bağımsızlık eksenindeki bir sol siyasi kuvvetlenmesinin bu dönem açısından önemli olduğunun altını çizmeye çalışıyorum.
Peki. Ben aslında bu turda biraz da bilinçli olarak Sayın Koç Yiğit'i sona bıraktım. Çünkü aynı zamanda mecliste temsil edilen üçüncü partisiniz. Meclis dışındaki sorunun da sesini duymanızda yarar var diye düşündüm. Umarım doğru yaptığımı düşünmüştür konuklarım da. Bu bağlamda size de sormak istiyorum. Gerçekten bu konuşulanlar üzerinden daha somut böyle. Hep eleştirel davrandık, hep bir şekilde o yapmadı, bu yapmadı, şu gitmedi, şu gelmedi dedik ama bunları diye diye de Erdoğan'ı, Bahçeli'yi koca bir toplumun başına musallat ettik. Ne dersiniz, bundan nasıl çıkış yolu bulunur? Ya aslında şöyle, bizim meseleyi tahlil etmekte, tespit etmekte genel bütün sol olarak da hiçbir sorunumuz olmadığını düşünüyorum açıkçası. Örneğin bizim HDP'nin ve HDP'nin 2016 yılındaki konferans kararları vardı ve 23-24 Ocak biliyorsunuz peş peşe olmuştu konferanslarımız ve biz o zaman bir demokrasi cephesi kurulması ihtiyacını 2016 yılında tariflemiştik. Mutlaka bir demokrasi cephesi kurulması gerekiyor ve bu faşizmle aslında bu gelen karanlıkla, bu gelen AKP'nin mevcut sistemiyle böyle... Gülistan Hanım, sizin oradan bir ses mi geliyor? Bir gürültü var. Kapıyı kapatabilirim belki ses geliyorsa bir saniye. Arkadaşlar kapı. Yerinizi bırakmayın isterseniz. Ben Gülistan Hanım geldi mi tekrar bilmiyorum. Çünkü yayına birdenbire bir gürültü geldi. Peki Gülistan Hanım devam edebilirsiniz. Evet, yani bizim 2016 yılından beri bir demokrasi cephesi kurma tartışmamız var ve bu bizim konferans kararımız. Hem HDP'nin hem HDP'nin konferans kararları. Fakat tabii karar almak kolay. Bu kararı pratikleştirmek meselesinde birçok zorluğumuz var. Bunu görmemiz gerekiyor. Bugün içerisinde bulunduğumuz siyasal atmosferin de iki aşamalı değerlendirmek gerekiyor. Birincisi, mevcut muhalefetimizi bir AKP karşıtlığına indirgemenin kendisi sorumlu bir şey. Yani bir Erdoğan ve AKP karşıtlığı tartışması bizim gerçekten sisteme yönelik köklü eleştirilerimizin önüne geçebilir. Bunu hızlı bir şekilde telafi etmemiz ve engellememiz gerekiyor. Bu anlamda bir Türkiye'nin demokratikleşmesi için öncelikle normalleşmesi gerekiyor. Bakın Türkiye şu anda bir olağanüstü hal rejimiyle yönetiliyor. Yani bir olağanüstülük, faşizm bir normal hayatın içerisine, bir siyasal hayatın içerisine yedirilmiş ve biz bunun içerisinden mücadele ediyoruz. Onun için önce bizim normalleşmeye gerekiyor. Şimdi bu normalleşmeye geçme sürecindeki bizim paydaşlarımız daha geniş olabilir. Yani bütün sol demokrasi güçleri, sistem içerisinde bulunan partilerin bir kısmı bu normalleşmek için partnerler olabilir, bunlarla ittifaklar geliştirilebilir ya da bir mücadele birliği, yani bir daha esnek bir yerde bunlarla bir ortaklığa girilebilir. Fakat Önder Bey'in de söylediği, aslında Levent Bey'in de söylediği anlamdaki bir alternatif açığa koymanın kendisi tabii ki çok daha bir programı gerektirir, bir mücadele programını gerektirir, bir ilkeler bütününü gerektirir ve sorunların doğru tespit edilmesini gerektirir. Bugün Kürt sorunu Türkiye'nin en temel yakıcı sorunlarından birisidir. Kürt sorununu çözmeden siz bugün Türkiye'de demokratikleştirmeyi gerçekleştiremezsiniz. Orta Doğu'yu demokratikleştiremezsiniz. Bu ülkede laiklikten tutun da kadın sorununa kadar, ekolojik yıkıma kadar, Alevi sorununa kadar, STK'lara kadar, demokratik kitle örgütlerine kadar, hatta sınıf hareketine kadar bir şeyleri geliştiremezsiniz. Bu meseleleri böyle bakmamız gerekiyor. Onun için ikili bir halka diye düşünmemiz gerekiyor. Aslında bu kısmen oldu da bizim 31 Mart seçim taktiğimiz tam da buna dönüktü aslında. Bir, Türkiye'nin öncelikle bu tek adam rejiminden çıkıp bir normalleşmesi, bir demokrasiye kapı aralaması gerekiyor. Bu birinci adımdır ve bu birinci adımdaki sizin ittifak güçleriniz çok daha geniş olabilir. Biz orada bir seçim taktiğiyle aday çıkarmadık ve CHP'nin adaylarını destekledik. Ama bugün için bunun ötesine geçen bir yaklaşıma ihtiyaç olduğunu açıkçası düşünüyorum. Evet, bugün solun bir hegemonya sorunu var, bizim bir birlik sorunumuz var ve bunları aşmamız gerekiyor. Bu noktada da şunu görmemiz gerekiyor. HDP, Türkiye'deki demokrasi mücadelesinin hem kitle gücü itibariyle, yani oy vermiş, orayı onaylamış, programını, tüzgünü onaylamış ya da onun varlığını kabul eden
halk kesiminin genişliği, hem kendi içerisindeki çoğulcu yapısı, hem de programlı ve tüzüğünün aslında mevcut sisteme yönelttiği radikal eleştiriler ve bu eleştirilerle beraber ortaya koyduğu alternatif itibariyle hepimiz için bir şanstır. Bunu bir HDP'li olarak söylemiyorum. Yani bir HDP'yi övme açısından söylemiyorum. Bugün her birimizin HDP'nin mevcut avantajlarını, meclisteki varlığını, kitle gücünü bir avantaja çevirerek aslında yan yana gelmemiz ve bu avantajı sistemi demokratikleştirecek, rejimi demokratikleştirecek bir kaldıraç olarak da kullanmamız gerekir. Ondan sonrası zaten başka bir sürecin kapısını aralayacaktır. Bu anlamda da hem demokrasi için birliğin, hem bizim yereldeki platformlarımızın, hem HDK'nin, hem DTK'nin, çünkü bu birliğin, bu demokratik güç birliğinin bir de Kürdistan ayağı var. Bu anlamda bir ulusal birlik parçası var. Bu anlamda bütün bu kuvvetlerin hep beraber çalışması, koordine olması çok önemli ki zaten çalışıyoruz. Biliyorsunuz 24 Haziran seçimlerinden sonra da eş genel başkanların da içerisinde olduğu geniş heyetlerimizle barolardan tutarım yerel derneklere kadar birçok STK demokratik kitle örgütü sınıfın temsilcileri birebir ziyaretler edildi ve bir demokrasi güç birliği, yani bir güç birliği oluşturmamız gerektiği çokça konuşuldu. Bir demokratik anayasa ihtiyacı çokça konuşuldu. Ama ne yazık ki hala, bunu çok üzülerek söylüyorum, istediğimiz düzeyde bir programatik bir birlikteliği, bir mücadele programı, bu çok fazla olmak zorunda değil, 3-5 temel maddede, temel ilkede buluşup bir mücadele programı etrafında güçlü bir çıkış yapamadık. Ben bu dönemin onun için çok önemli bir zemin sunduğunu söylüyorum. Şunun da demin Önder Bey söyledi, altını çizmek istiyorum. Yani evet, bizi belirleyen, biz bir eleştiri yapıyoruz. AKP, MHP, faşizme, kapitalizme bir eleştiri yapıyoruz. Fakat tabii ki kaderimizi sadece bunlar belirlemiyorlar ve belirlememeliler de. Biz hepimiz önce birer birey olarak, devrimci mücadeleden gelen gelenekler olarak, bu ülkedeki sisteme ve kapitalizme itiraz edenler olarak her birimiz kendimiz ve içinde bulunduğumuz kurumlarla özneyiz ve gerçekten bu süreci tersine çevirebilecek bütün koşullarda lehimizedir. Bütün bu baskıya rağmen, bütün bu zora rağmen, bütün bu sıkı yönetim uygulamalarına rağmen, bakın HDP baraj altında tutulamıyor ve bugün hem Millet İttifakı'nın milliyetçi ayağı, hem Cumhur İttifakı'nın milliyetçi ayağı HDP üzerinden muhalefeti ve iktidarı dizayn etmeye çalışıyorlar. Bunu görmemiz gerekiyor. Yani iki uçlu bir milliyetçiliğe çekme, Kürt sorununda boğma, bizi HDP'yi yalnızlaştırma, marjinalleştirme ve onun üzerinden yeniden müesses nizamı aslında sağlamaya dair bir akıl var. Bunun içerisinden bir sadece sol bir ittifakla değil, tabii ki sol bütün güçler zaten bunun doğal partneridir, ama çok daha geniş zeminde bir ittifakın koşullarını oluşturmalıyız. Bugün AKP'ye de, bu faşizme de, bu kapitalizme de itiraz eden herkesin paydaşımız, doğal paydaşımız, doğal mücadele arkadaşımız, yol arkadaşımız olduğunu görmemiz gerekiyor. Kirazlı'daki anne de bu mücadelenin öznesi. Peki. Kürdistan'daki mezarı başında nöbet tutan anne de. Peki, aslında önemli bir mesele. Bunu daha çok tartışacağımız belli. Önümüzdeki dönemde de programlarımızda yoğun bir biçimde gündeme getireceğiz, ama aynı zamanda da son 12-13 dakikamız. Benim ricam 3'er 4'er dakikayla sınırlayıp bu şekliyle programı da bitirmek. Levent Bey'den başlayalım. Sayın Tüzel, hep konuşuyoruz ama son itibariyle işte AKP'ye de baktığımızda mezarlıklara saldıran, zihinsel engelli bir çocuğun sahibinde silah çekebilecek kadar fütursuzlaşan bir polis yapılanmasına sahip olan bir iktidar tutumundan söz ediyoruz. Yani baskılarla kendini ayakta tutmaya çalışan, aynı zamanda bu baskılara karşı da mücadele şart ve bir araya geliş şart. Bu baskıları neye bağlıyorsunuz? Bir taraftan giderek katmerleşerek artan baskıları, saldırıları, diğer taraftan da gerçekten buna karşı nasıl bir mücadele zemini örülmeli? Evet. Bir bütün olarak, toplumsal anlamda, sal siyasal birlikten, demokratik birlikten söz etmiyorum. Daha geniş bir
mücadele yönteminden. Sokak da yasak ama sokaksız olmaz. Miting yasak, bilmem şu yasak, bu yasak, korona pandemisi, şu bu derken diğer taraftan baskıları da alabildiğine rahat biçimde yürüten bir iktidar var. Ne dersiniz? Evet, Fehim Hocam, değerli arkadaşlar ve izleyiciler. Tabii bugün bunları daha sık, daha yoğun ve etkiye geçmek, harekete geçmek üzere konuştuğumuz konular. Şimdi ceberrut ve verdiğiniz örneklerden de görüldüğü gibi zerrece geri adım atmayacak, yumuşama, iyileşme, normalleşme belirtisi, halkın serzenişine, arayışına yanıt verecek bir iktidar olması beklenmemeli bugünkü tek parti rejiminden. Ve bunun, bu sürecin ta bir zamandır, işte 2015 diyebilirsiniz, daha geriden bu yana da diyebilirsiniz ama işte parlamentonun, anayasanın, şunun bunun, geleneksel kurumların hani dolaba kaldırıldığı, askıya alındığı süreçten bugüne hep daha sert, daha şiddet, daha hak tanımaz, kural tanımaz, büyük bir keyfiyetle yönetilen ülkeyle karşı karşıyayız. Şimdi tablo böyle olunca Gülistan Vekilimin söylediği bir ölçüde, yani şu normalleşme meselesi, yani bugünkü tek parti rejiminin durdurulması, püskürtülmesi ve bunun karşısında bir derli toplu çıkış bir anlam kazanıyor tabii. Ama burada soru şu, yani bize ölümü gösterip sıtmaya razı olun babından, Önder arkadaşımızın da söylediği gibi, yani biz sonuç itibariyle hak ettiğimiz bir adil toplumsal düzeni, bir halkçı düzeni, demokratik bir iktidarı arzu ediyoruz. Layığı budur. Türkiye'nin bütün emekçi sınıfları, bütün inançtan, ulustan, toplumsal yapılardan gelen Türkiye yurttaşının hak ettiği budur. Bunu yapmak üzere biz siyasi güçler, bunu kolaylaştırmak üzere bir rol oynamalıyız. Bu sadece sol partinin söylediği, hani sol değerler önemli tabii ama sadece sol güçlerin bir araya gelmesi değil tabii ki kastettiğimiz. Ancak sol güçler bu süreci ileriye taşımaya dönük daha aktif bir rol oynayabilirler tabii ve bu boynumuzun borcudur. İşte burada yani mevcut örneklerden yola çıkalım. Şimdi İyi Parti örneği, Davutoğlu, Babacan örneği. Hocam şimdi, zamanı verimli kullanmak için mümkünse toparlasanız sevinirim. Peki, şimdi, peki ben yani bir demokrasi şeyi koyup, bir gücü, birlikteliği koyup burada kim varsa buyursun gelsin. Ama bu aktörler, yani yarın HDP burada yeri yoktur diyecek olan, Cumhurbaşkanı bizi masa etrafında toplasın diyecek olanlar böyle bir şeye, birlikteliğe gelmeyeceklerdir. Bunu bilelim bir. Asıl olan şu, demokrasi için birlikte de bunu söylüyoruz. Emek Partisi olarak da hep bunu söyledik. İş yerlerinde ve mahallelerde, bütün örgütlü güçlerin içerisinde, inanç gruplarında, sendikalarda, mahalli derneklerde, belediyenin hizmet ve çalışma alanlarında, fabrikalarında biz dayanışma ve mücadele örgütlenmeleri, sadece Erdoğan'a, AKP'ye, şuna buna karşıtlık üzerinden değil tabii. Bugün ne istiyorsak, maske istiyorsak maske için, sağlık emekçilerinin yaşam hakkı istiyorsak bunun için, ücretli izin hakkı için, salgının daha çok can almaması için, işte bize günde 39 lirayla yaşayın deyip kısa çalışma ödeneğiyle emek sömürüsüne karşı adil bir çalışma düzeni için, iş cinayetlerinde Nisan ayında 200 insan öldü, bunların ölmemesi için, yani bu taleplerimiz için aşağıdan bir araya gelmek, mevcut CHP'li belediyeler, HDP'li belediyeler, muhalif belediyelerin, yani tavrını demokrasiden, halk tercihinden yana kurmuş belediyelerin ve bizlerin de o çalışmalara katılarak yerelden bu demokrasi ağlarını ve demokrasi örgütlenmelerini, halk birlikteliklerini örmemiz gerekiyor. Ancak evet, böylesi bir güç bizim önümüze yarın öbür gün gelecek seçim benzeri türden düzenlemelerde bir güç olacaktır ve bu iktidardan kurtuluşun önünü açacaktır. Dayanışma, mücadele ve örgütlenme diyoruz.
Şimdi peki, hepimizin önünde bunları kolaylaştırmak var. Teşekkür peki, ediyorum. Rica ederim. Yayınımız devam ediyor tabii. Son turdayız. Sayın Koç Yiğit, sizinle devam edelim. Son sözü de sizden sonra Sayın İşleyen'e verelim. Siz ne dersiniz? Yani bunca saldırıya karşı, özellikle ben siyasal birlikten değil de sokağı daha verimli, daha etkin ya da alanları, meydanları daha verimli, daha etkin kullanmanın yol ve yöntemlerini de aramamız gereken bir dönemdeyiz. Mümkünse özetle kalan zaman içerisinde ikinizin de konuşabilmesine fırsat vermek için değerlendirirseniz sevinirim. Tamam. Yani şu, öncelikle şunu söyleyeyim. Demin iki halka dediğim şey yanlış anlaşılmasın. Yani bir normalleşme meselesini hedeflersek bunun partnerleri farklıdır. Ama sistemi toptan değiştirmek istiyorsak bunun partnerleri farklıdır anlamında bunu ifade ettim. Ve bugün biz tabii ki bu sistemi demokratikleştirmek istiyoruz. Ve bunun için de çok daha bunun toplumsal paydaşlarıyla yan yana gelmemiz gerekiyor. Sokakta kadınlarla, ekolojistlerle, sendikalarla ve diğer bütün kesimlerle bunun kurulması gerekiyor. Bunu söylememiz gerekiyor. AKP'nin yeni normal dediği şey, işte Kürdistan'da her gün gidip mezarlık kıran şey ya da eline işte Kalaşnikovları, en ağır silahları alıp Gazi Mahallesi'ndeki insanlara tehdit eden AKP'nin yeni normalidir. O zaman bizim bu normalin karşısında hem bir güç odağı olarak var olmamız gerekiyor, hem de toplumsal bir mücadele hattını bugünden yarına örmemiz gerekiyor. Bu hat nereden açılır? Bu hat sokaktan açılır, fiili meşru mücadeleden açılır. Halkın taleplerini sahiplenmekten, ilerletmekten ve halkla omuz omuza sokaktan olmaktan geçiyor. Onun için biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Yani bizim toplumun en fazla evinde olduğu dönemde bile kardeş aile kampanyasıyla, dayanışma kampanyasıyla ağlar kurmak, yerelde bütün bulunduğumuz yerlerdeki ağların içerisinde yer almak ve onların politik bir mücadele alanına çevirmek için gösterdiğimiz bir çaba var. Bu anlamda çalışmalarımızı yürütüyor ve yeni dönem açısından da bugünden yarına hiç beklemeden sokakta, bütün bu koronaya karşı da önlemleri alacak şekilde bir mücadele hattını hızlı bir şekilde öreceğiz. Bu anlamda bununla bir politik şey olduğunu ifade etmek gerekiyor. Her gün bize evde kal diyenleri aslında yeni normalinin, evet, toplumun konuşan ve mücadele eden kesimlerini hastalık bahanesiyle evde tutmak olduğunu görmemiz gerekiyor. Onun için bugün sokak her zamankinden fazla meşrudur, politik eylem alanıdır ve bu sokağın aktörlerini arttırmak, bu anlamda gerçekten AKP'yi de bu MHP faşizmini de kendine getirecek bir güç odağı, bir mücadele odağı yaratmak temel gündemimiz. Bunun için çalışıyoruz açıkçası. Ne yapabiliriz? Bunun araçları ne olabilir? Ve bunu bugünden yarına nasıl büyütebiliriz tartışmasını kendi içimizde de yürütüyoruz. Bu anlamda bütün demokrasi güçleriyle daha fazla yan yana geleceğimizi ve gelecek süreci, yaz aylarını daha fazla sokakta bulunarak halkın sesine ses olarak geçireceğimizi de ifade etmem gerekiyor. Şu açık, her şey, bütün bir sistem dünyada alt üst oluyor. Bu bütün dünyada bir alternatifi zorlayacaktır. Ama bu kendiliğinden olmayacak. Bu ancak bir yol gösterici güçle olabilecek. Bu ancak gerçekten bunun yolunu açacak, araçlarını yaratacak bir akılla olacak. Bu bizim tarihsel görevimiz. Hepimizin bunun için daha fazla çalışması, tartışması ve alternatif alanları toplumun bağrında yaratması, örgütlemesi gerekir. Bugün inşa günü, her zamankinden fazla o çok söylediğimiz inşayı toplumun bağrında, fabrikada, atölyelerde, işliklerde yaratmamız gerekiyor ve onları politikleştirmemiz gerekiyor. Peki, Sayın İşleyen, son turun son sözünü de size verelim. Bu tartıştığımız konularda siz ne dersiniz? Ben çok uzatmadan hemen direkt böyle sorayım. Ya bir kere zorlu, gerçekten zorlu ve uzun bir mücadele süreci içerisindeyiz. Bu belli aşamalardan geçecek ve bu bütün bu aşamaları işin içerisinde de ciddi bir emekle bu süreci göğüsleyebiliriz. Bu bakımdan iki şeyin altını çizmek isterim. Birincisi, bir 30 yıllık reel sosyalizmin yıkılmasıyla başlayan bir tarihsel dönemin sonuna doğru geldik. Yani neoliberal küreselleşme çağı çöküyor.
Türkiye'de arkasında 12 Martların, 12 Eylüllerin olduğu siyasal İslamcı rejim tıpkı bu salgındaki ifadeyle pik noktası yapmıştı. Şimdi aşağı doğru yeniyor ve böyle bir sürecin içerisinde Türkiye'nin bu karanlığından çıkış ve Türkiye'yi kuracak bir siyaset imkanlarını geliştirmemiz lazım. Tam burada şunu söyleyerek bitireyim. Uzun süredir bu 30 yıllık süreç Türkiye'deki toplumu örgütsüzleştirmeyi, solu dağıtmayı büyük oranda başardığı için de bu kadar güçlü olarak ayakta kaldı. Ve bu süreç tersine dönüyorsa toplumu örgütlemeye dönük, toplumun örgütlü bir güç haline gelmesi ve solun yeniden kendi değerleri üzerinden ayağa kalkacak şekilde, Türkiye'nin büyük devrimci gelenekleri etrafında yeniden ayağa kalkacak şekilde örgütlenmesi, önümüzdeki bu zorlu mücadele süreçlerini aşmamızda çok önemli bir nokta olacaktır diye düşünüyorum. Bu süreçte de sol demek, devrimcilik demek, yaratıcılık demek, tüm toplumu boğan bu süreç içerisinde neşeyi de çoğaltacak, umudu da yayacak, dayanışmayı da çoğaltacak ama aynı zamanda yeni muhalefet biçimleriyle sokağa da yeni bir tarzda örgütleyecek bir siyaset de yine Türkiye'nin ilericilerinden, devrimcilerinden çıkacak ve bugün bu salgın içerisindeki dayanışma çalışmalarımız, salgın içerisindeki yürüttüğümüz yeni muhalefet biçimleri açısından da önümüzdeki döneme önemli bir deneyim de kazanıyoruz. Bu da önemlidir diye düşünüyorum. Ben de herkese iyi akşamlar dilerim. Herkese de teşekkür ederim. Evet. Biz aslında program için konuşurken Levent Hocam, ya uzun değil bir zaman demişti. Demek zaman darmış, yetmiyor. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Sayın Koç Yiğit, Sayın İşleyen ve Sayın Tüzel, görüşlerinizi ifade ettiniz. Sevgili izleyiciler, bir medya haberde gündemin daha sonuna geldik. Önümüzdeki programlarda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.